Ahmet Hocam, şimdi buradaki özellikle sünniyatın temel meselelerine baktığımızda, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer eski dönem eserleri içerisinde sünniyatın yerini nasıl konumlandırmamız gerekiyor? Bu yani dini bağlamları dikkate aldığımızda, acaba siz sünniyatın temel yapısını eski Said eserleri içerisinde nasıl konumlandırmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu problemlere nasıl bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor? Sanır geleneğine mensup olan ya da Sanır camiasında yeterince anlaşılmadığını düşündüğüm bir konu olduğu kanaatindeyim. Bu imani meseleler, sosyal meseleler, siyasi meseleler, siyasetin zaten sünnatta ilk defa rastlayacağımız ama önemli bir arka planı ve bağlamı olan, inşallah yeri geldiğinde de ayrıntılarıyla ele alacağımız siyasetten sakınma esprisi üzerinden siyasetin olumsuzlanması ve insani bir faaliyet olarak değil, şeytani bir faaliyet olarak görülmesi gibi bir durumla karşı karşıya olmamız sağlıklı bir anlayışın ürünü değil kanaatimce. Öncelikle sünnata baktığımızda karşımıza çıkan şey 19 tane Kur'an ayetinin Bediüzzaman'ın kalbine incirdiği manalar. Yani Bediüzzaman bu 19 Kur'an ayetinden anladıkları ve bu ayetler üzerinden kalbine doğanları ifade ettiği bir metin. Dolayısıyla bu 19 ayet-i kerimeyi ben öyle saydım. Bunları tabii bazen bir temada birden fazla ayet-i kerime yer alabiliyor. Baktığımız zaman bunların birbiriyle kategorik olarak ayrılamayacağı kanaatindeyim. Bir, öncelikle arka plan olarak düşündüğümüzde tabii ki dönemin şartları üzerinden ortaya çıkan, tartışma konusu olan, üzerinde istifhamlar oluşan, tereddütler ve şüpheler bulunan hususların bu ayet-i kerimelerin kalbe ilka ettiği manalar üzerinden ele alınması ve değerlendirilmesi söz konusu hatta. Bunun eski Said'in diğer eserlerinden daha farklı bir nitelik taşıdığı kanaatinde değil bu açıdan. Bir defa baktığımız zaman Kutuvat-ı Sitte de buna dahildir. Ki Kutuvat-ı Sitte esas itibariyle işgal döneminde İngilizlerin İstanbul'da Anadolu'daki mücadeleyi olumsuzlamak ve direniş iradesini kırabilmek için ürettiği propagandalara karşı verilen cevaplardır. Sünnata baktığımız zaman gördüğümüz husus ise esas itibariyle terakümü olarak o zamana kadar gelen meseleler hakkında genel bir ufuk taraması, ufuk turu ve belli konulara odaklanmadır. Bir örnek vereyim mesela. Modernleşme sürecinde bütün Müslüman toplumların, Müslüman alimlerin karşı karşıya kaldığı temel sorulardan birisi şu olmuştur. Madem İslamiyet, iman esaslarına dayanan ahlaki ölçülerle bu kadar güzel ahlakı öne çıkarıyor, çalışkanlığı öne çıkarıyor, emeği öne çıkarıyor, neden bunu Müslümanların hayatında göremiyoruz? Neden? Çok temel bir sorudur, çok önemli bir sorudur. Ve İslamiyet'in hakkaniyetini, İslam ve Müslümanlar arasındaki ilişkinin problematik niteliğini tartışan ve bunun üzerinden deyim yerindeyse bir olumsuzlama üreten bakış açısına çeşitli Müslüman düşünürler elbette cevap üretmişlerdir. Ama burada sünnata baktığımızda Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası bahsinde çok geniş ve etraflı bir şekilde bu konunun ele alındığını ve Kur'an'la kurulan ilişkinin neden şeffaf insan kalbine ve vicdanına dokunan, dolayısıyla sadece insanın aklı üzerinden değil, iradesi ve diğer duyguları üzerinde de müessir olmasını sağlayan bir ilişkinin kurulması gerektiğine dair temel bir tespitle karşılaşıyoruz ki bu çok çok önemli ve Müslümanların Kur'an'la kurduğu ilişkinin neden şeffaf olmadığını, dindar olan insanların bile Kur'an'la ilişkisinin doğrudan aracısı, vicdana dokunan, kalbi harekete geçiren şeffaf bir ilişki olmadığını, aracıların, perdelerin nasıl Kur'an'la ilişkimizi örttüğünü ve ikincil türev haline getirdiğini çok ayrıntılı üç veçe üzerinden ele alıp tartışıyor. Ama bu aslında Osmanlı modernleşmesinin de beraberinde getirdiği temel sorulardan birisidir. Dolayısıyla biz sünnatı ele aldığımız zaman aslında 1908'den hatta öncesinden o zamana kadar biriken
Ama özellikle 1908'den sonra ortaya çıkan soruların tartışıldığı, bir kısmını tartışıldığı bir metinle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Şunu hatırlayalım. Abdülhamit döneminde ifade hürriyeti yok. Mehmet Akif'in hiçbir şiiri Abdülhamit döneminde yayınlanmış değil. Bediüzzaman'ın da Arapça bir iki eseri dışında Türkçe yayınlanmış hiçbir metni yok 1908 öncesinde. 1908 öncesinde 10-15 tane dergiden ve gazeteden bahsediyoruz. 1908'den sonra, meşrutiyetten sonra bir patlamayla karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Yüzlerce derginin ve gazetenin her eğilimi, her bakış açısını, her çevreyi yansıtan yayın organları olarak ortaya çıktığını görüyoruz ve yavaş yavaş İslam'ın devletle ve toplumla ilişkisinin tartışıldığı ortamların ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla mesela Darül Hükümet İslamiye bağlamında da ve kısmen sunuatta da ve diğer metinlerde de ele alınan birçok konu buraya da yansımıştır. İşte din ve siyaset arasında, siyasi partilerle din arasında ne tür bir ilişki olmalı? Doğru ilişki nedir? Ulemanın siyasetle ilişkisi nedir? Siyasi kurumlarla ulema arasındaki, ilmiye teşkilatı arasındaki ilişki nasıl olmalıdır, nasıl kurulmalıdır? Partizanlık karşısında dinin ve ulema sınıfının konumu nedir? Sallaştırmanın odağına sadece tarikatları koymuyoruz, partileri de koyabiliyoruz. Parti iltizamı burada nasıl bir role sahip? İslamiyet'in kamusal hayata ilişkin hükümleri nasıl uygulanacak? Ramazan'da aleni oruç yenir mi? Yenirse bu nasıl değerlendirilecek? Kadınların sosyal hayata karışması, karma eğitim ve karma iş hayatı meselesi nasıl değerlendirilecek? Milliyetçilik üzerinden ortaya çıkan meselelere baktığımız zaman Bediüzzaman'ın bu açıdan o dönemin sosyal ve siyasi meselelerini de değerlendirdiğini ama bunları neyin üzerinden yaptığını sorarsak işte sünuhat kavramlaştırması orada devreye giriyor ve ilgili Kur'an ayetlerinin kalbine doğurduğu manalar yani وَلَا تَزِرُ وِزْرَ اُخْرَ ayet-i kerimesi üzerinden mutlak adalet anlayışını nasıl çıkardığını ve bunun üzerinden yaptığı değerlendirmeleri görüyoruz. Her bir ayet-i kerime farklı şeyler çağrıştırıyor Bediüzzaman'a ve bunları değerlendiriyor. Dolayısıyla Şura meselesi rastgele karşımıza çıkmıyor. Batı medeniyetinin dayandığı esaslar, İslam medeniyetinin ortaya koyduğu ve ileri sürdüğü esaslar ve bunlar arasındaki ilişki, siyasetle din arasında kurulan ilişki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmanın ne anlama geldiği, Allah dışındakileri Rab edinmenin yol açtığı problemler ve çok önemli bir konu daha ele aldık ki üzerinde çokça durmuyoruz. Yenilik meyli üzerinde duruyor ve eğer bu karşılık bulamazsa mesela Halef Selefi geçmez, onunla yetinir ve onu sürekli öne çıkararak o yenilik meyline karşılık üretmezse bu aksülamel üretir ve ifrattan tefrite gidecek bir sonuç. Yani nasıl alimden cahil, zalimden adil doğuyorsa tersi benzeri şekilde bir ilişkilendirme olduğunu görüyoruz. Aslında 19 Kur'an ayeti üzerinden Osmanlı modernleşmesinin 1920'ye kadar taşıdığı temel problemleri bir kısmını esaslı bir şekilde tartıştığını ve ele aldığını görüyoruz. Burada da ortaya konan yaklaşım üzerinden değerlendirdiğimizde ben imani meseleler, sosyal ve siyasi meseleler ayrımını sadece bir öne çıkarma ve vurgu farkı olarak görüyorum. Dolayısıyla bunları küçümseme ya da ikincileştirme problemi bir bakış açısıdır kanaatindeyim. Neden böyle olduğunu tabii ki daha uzun bir şekilde bu meseleleri zaman içerisinde ele aldığımızda göreceğiz. Bu açıdan mesela anahtar kavramlara baktığımda eğer sınıfat için bazı anahtar kavramlar üretirsek bunu ifade edeyim. Mesela salih amelin mutlaklığı bu. Çok önemli bir şey. Bu o dönemdeki bir tür İslam karşıtı yerli ve batılı literatür üzerinden üretilen şüphelerin, temaların tek tek ince bir şekilde ele alındığını ve doğrudan bu sorular zikredilmese de onlara cevaplar sunulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mesela günahla, günahın tabiatıyla onun sonucu arasında kurulan ilişkinin
cezaya işareti, rızkın taahhüt altında bulunması, unsuriyetin anlaşılma biçimleri, kesef ve vahdet arasındaki ilişki, şehidin kendisini diri bilmesi çok önemli bir şey. Çünkü partizanlığın beraberinde getirdiği sonuçlardan birisi savaşın sorumlusu iddiaçlar olarak görüldüğü için bunun bir tür gayrimeşru bir savaş olduğu ve dolayısıyla burada ölenlere şehit denilebilir mi sorusu olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Vastanın dediği son derece önemli bir konu, dediğim gibi mevcuda iktifa, Kur'an'a perde olunması, şuura, Batı medeniyeti ve Birinci Dünya Savaşı'nın anlaşılması, yorumlanması, mağlubiyetin izahı gibi aynı zamanda meşihat ve hilafet ekseninde kurumsallaşma meselesini tartıştığını görüyoruz. Bunların hepsi hem Darül Hikmet İslamiye bağlamında hem de bu terakimi olarak değerlendirebileceğimiz süreç içerisinde gündeme gelen konulardır. Birçoğu o dönem basınında çoğunun kahramanını Hüseyin Cahit'in oluşturduğu aslında tartışmalardır. Dolayısıyla bir zaman bunları ele alıp değerlendirmekte ve Kur'an ayetleri ışığında bir perspektif sunmaktadır. Bu açıdan Bediüzzaman'ın diğer eserlerinden önemli bir farklılık arz ettiğini düşünmüyorum. Yani o dönemdeki tartışılmakta olan konuları ve problemleri ele aldığını söylemiş oluyoruz değil mi Ahmet Hocam bu noktada? Tabii zaten birçok yerde Bediüzzaman'ın metinlerinde bu tartışmalara atıf da vardı. Mizancı Murat'la Hüseyin Cahit arasındaki tartışmaya atıf yapar. Çok eşlilik konusunda, heykel konusunda, resim konusunda, kadınların sosyal ve siyasi hayata katılması konusunda, eğitime katılması konusunda, işte tasavvuf üzerinden ortaya çıkan sorular konusundaki zaten bu soruların hepsi güncel tartışma konularıdır. Onların Bediüzzaman'daki yansımalarını hem Osmanlı pratiği üzerinden hem de Kur'an ayetlerinin Kur'an ayetleri üzerinden bu pratiğin nasıl anlaşılabileceği ve değerlendirilebileceğine ilişkin bir tür Kur'an'a dayalı Kur'an'dan türetilen sülhatlara dayalı bir ufuk turu görüyoruz. Bu özellikle kökleri dönüşte, yani devletin tepesini düzeltmekten önce ümidi, hayali, belki daha sonra İstanbul'da daha da vurgulu olarak söylenen o beşareti, müjdeleri tekrar imanın hakikatlerine dönerek, ayetlerin hakikatine, Kur'an'a dönerek, Kur'an'daki o belki şifahaneye dönerek aramasını görüyoruz. Bu noktada sünniyat Bediüzzaman'ın o sahip olduğu, Adem'e bunu da söyledi, o hep aslında sahip olduğu meşrutiyette de daha önceki dönemlerde de ama özellikle sünniyatta daha ileriye dönen, daha geleceğe bakan, zamanlar üstüne o müjdeleri sünniyat üzerinden nasıl konumlandırmak lazım? Özellikle bu işaret noktasında. Yani batmadık, bitmedik, çözüm burada, Kur'an'da ama bizim bir şeyler yapmamız lazım dediğinde sünniyat metni bize ne söylüyor Ahmet Hocam? Evet. Sünniyat metni bize ne söylediğini anlayabilmek için metin yazarının, müellifinin hangi sıfatla konuştuğuna da bakmak gerekir. Bunun özellikle önem taşıdığı kanaatindeyim. Bediüzzaman hangi sıfatla konuşuyor? Partizan olmayan, pozisyonel olmayan İslami bir siyaset perspektifi üzerinden konuşuyor. Son derece önemli bir nokta. Biraz arka planını açarak bunu anlatayım. İttihat Terakki ile birlikte partizan siyasetin devlete hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle 1912'den sonra 1912 seçimlerinde muhalefetin siyasi kampanya yürütmesinin engellenmesi, böylece meclisin tamamına hakim olabilecek düşük destekli bir oy oranına rağmen meclisin tamamına hakim olunması, sonrasında Haziran 2012'de Halaskar'ın Zabitan grubunun bir tür 12 Mart'a benzer bir darbeyle iktidara el koyması ve çok hızlı bir şekilde itaatçı kadroları tasfiye etmeye başlaması. İtaatı ve bunun bir örneğini mesela 1. Balkan Savaşı sırasında Edirne'nin düşüşünde görüyoruz. Sırf Edirne itirafçılar tarafından daha sonra itaatçılar tarafından kurtardı denmesin diye İstanbul'un Edirne'nin savunmasına destek vermediğini görüyoruz. Partizanlık 2013 ocağından itibaren de İttihat Terakki'nin karşı darbesiyle devletin tamamına hakim oluyor.
Şimdi siyaseti partizan çizgiler üzerinden yapmak zorunda değilsiniz. Ya itaatçi ya hürriyet ve itilafçı olarak yapmak zorunda değilsiniz. Ya da bir parti üzerinden siyasetle ilişkilenmek zorunda değilsiniz. Ama 1912'den sonra girdiğimiz süreç içerisinde baktığımızda İttihat ve Terakki'nin Şehir İslam'ının da itaatçi olduğunu görüyoruz. Evkaf Nezaretinin de itaatçi olduğunu görüyoruz. Sadece itaatçi olan ulemanın yükseltildiğini, kariyer sahibi olduğunu, devlette görev alabildiğini görüyoruz. Bu şekilde kategorik bir partizanlık üzerinden devlet kadrolarının oluşmasına dönük şiddetli tepki, mütareke döneminde Hürriyet ve İtilaf Fırkası iktidarın hakim siyasi partisi olduğunda tersinden karşımıza çıkıyor. Bu defa itaatçi ulemanın tamamı, dahası sadece itaatçi ulema değil, itaatçılığa açıktan karşı çıkmayan, apolitik duran ulema da dahil olmak üzere, benden olmayan benden değildir. Dolayısıyla bana karşıdır anlayışı üzerinden ulemanın ilmiye kadrolarından tasfiye edildiğini ve bunun öncülüğünü de Mustafa Sabri Efendi'nin yaptığını görüyoruz. 6 aylık Şehir İslamlık döneminde de, sonraki 2 aylık Şehir İslamlık döneminde de aynı çizgi üzerinden çok güçlü bir partizan temelde kendisine göre dini bir bakış açısı oluşturduğunu görüyoruz. Beyanul Cemiyet Müderrisin Başkanı olarak, Cemiyet İlmiye İslamiye Başkanı olarak Beyanul Hak'ta yazdığı başyazılar üzerinden ortaya koyduğu çizgi de hep bu. Dolayısıyla Mustafa Sabri topluma konuştuğu zaman İslam'ı partizan bir pencere üzerinden anlatıyor ve ortaya koyuyor. Muhafazakar ulemanın çizgisi partizan bir bakış açısı üzerinden ortaya konduğunda sizin de siyasi fikri siyasi olarak uyuşmayan ama aynı imani ve ahlaki temelleri benimseyenlerle radikal bir şekilde ayrışıyor ve onları bu kümenin dışına bırakıyorsun. Nitekim Mustafa Sabri Efendi'nin gayrimüslimlerle ve dinsizlerle itaatçılara karşı ittifak etmeyi şiddetli bir şekilde savunduğunu ve siyasal pozisyonunu bunun üzerinden oluşturduğunu görebiliyoruz. İttihatçıların da itilafçıların da yaklaşımı bütünüyle partizan. Bediüzzaman burada nerede duruyor? Bu son derece önemli bir şey tabii. Bediüzzaman'ın hayatında partizanlık göremiyoruz. Bediüzzaman 1908-18 döneminde ve 20'ye kadar da uzatın siyasal açıdan son derece aktif pozisyon ifade eden, sivil toplum örgütlenmelerinde ciddi şekilde yer alan, hemen her türlü gazetede yazı yazan, kendisini İslam'ın bir talebesi olarak ortaya koyup İttihatçıların doğru politikalarını ittihatçı olmadan destekleyen, hürriyet ve itilafçılar da sadece hürriyet ve itilafçı olduğu için onlara muhalefet etmeyen, doğruları pozisyonel olarak değil, partizan olarak değil, ölçüler ve ilkeler üzerinden değerlendirip konumlandıran bir bakış açısıyla konuşuyor. Dolayısıyla Mustafa Sabri'nin söylediğiyle ve zamanın söylediğini konumları itibariyle karşılaştırdığımızda mukayese edemeyiz. Mustafa Sabri'ninki partizan, daraltıcı, ayrıştırıcı bir bakış açısı iken Bediüzzaman'ın penceresi bütün topluma, bütün toplumu ihata eden, bütün Müslümanlara bakan partizan bir pencereye asla sıkıştıramayacağımız bir pozisyon üzerinden kendisini ifade ediyor. Nitekim Bediüzzaman'ın itaatçılara meşrutiyet, ikinci meşrutiyet üzerinden verdiği desteğin onların istibdadı sonrasında şiddetli eleştirilere döndüğünü ama savaş sırasında sırf itaatçıları eleştirebilmek için Enver'le Antrani ve Nizar Usta Said Halim'i bir tutan yaklaşıma asla yakınlık göstermediğini, dolayısıyla siyaseti partizan olarak algılamayan İslami duyarlılıkları kendi ilgilerinin ana mihengi yapan bir alim ve aktivist profiliyle karşı karşıyayız. Böyle bir Bediüzzaman'ın yaklaşımı, ortaya koyduğu görüşler ve topluma karşı çağrısının ayrı bir önemi var. Dolayısıyla bu Bediüzzaman eğer ileriye dönük bir ümit gördüğünü söylüyorsa, bunu siyaset aleminde bile tasavvur etse ki bunu daha sonra tahsil ederek aslında bu ümidin siyaset alanında değil,
Risale-i Nur'la iman ve ahlak alanında gerçekleştiğini ve karşılık bulduğunu ifade ediyor. Elbette kemiyet keyfiyet karşılaştırmasını da yapıyor ve bu açıdan insanların ebedi hayatına hizmet etmekle hiçbir keyfiyetin mukayese edilemeyeceğini de belirtiyor. Ama benim özellikle önemsediğim husus Bediüzzaman'ın toplumla ve siyasetle ilişkilendiği noktalarda bu pozisyonel bakış açısının dışında partizan olmadan ortaya koyduğu ilkesel ve ahlaki duruştur. İtaatçılara yakınken de bu duruşu ortaya koyan, onlardan uzakken de bunu yapan, ne itaatçı düşmanlığı ya da karşıtlığı ya da antipatisi üzerinden onların doğrularını inkar eden, ne de onların yanlışlarını sırf onlara yakın olabilmek, onlardan paya alabilmek adına savunan birisini görmüyoruz. Yani Bediüzzaman'a Mahreç payesinin verilmesi, Darül Hikmet-i İslamiye'ye ağza yapılması vesaire, ya da Çamlıca'da bir köşk tahsisi, Bediüzzaman satın alınacak bir insan değil. Bunu bütün hayatı boyunca görüyoruz. Milli mücadele sırasında Ankara'da da görüyoruz. Dolayısıyla ne korkutulabilecek ne de satın alınamayacak ahlaki açıdan duruşu itibariyle temayüz eden ve İslam ümmetinin ve insanın ebedi hayatına arız olan tehlikeleri temel kaygısı yapan, siyasette de bunun üzerinden ilgilenen Müslüman bir alimin sünahat üzerinden savaş yorgunu her tarafı sömürgeciler tarafından kolonize edilmiş, deyim yerindeyse maddi ve manevi bütün ümit kaynakları sömürülerek tüketilmiş bir topluma neden ümitli olması gerektiğini, nasıl ümitli olabileceğine dair çok ciddi bir ufuk ve perspektif sunuyor. Bunu özellikle önemsiyorum.